olsun senin tamam. Türkiye Kupası. Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı dedik. Evet dedik. Tabii Antep'i konuşacağız aynı zamanda ama son 20 dakikada döndü Beşiktaş. Mis gibi maç. Bak mis gibi. Beşiktaş, hangi açılardan? Beşiktaş buyurun. Daha iyi bir maç isteyemez bence. Hem Beşiktaş camiası, hem Şenol Güneş hoca, hem bence yöneticiler ne olduğunu gördü Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu. Acayip güzel. Ya Beşiktaş maçı 5-0 kazansa bence bayağı kötü olurdu. Ama ne olduğunu görme açısından abi, mis bravo. Gibi maç yani. Çok doğru bir tespit. Şunu gördü bir kere Beşiktaş. Beşiktaş'ın rotasyon. Her şey ortaya çıktı evet, değil mi? Yani rotasyon falan yani öyle bir takım değilsin sen. Sen böyle 3 tane rotasyon yapayım, 4 tane rotasyon yapayım. Geride Emre'yle Necip de oynar. O da idare eder. Öyle bir şey kalmadı artık futbolda. Gelir 2 alt lig takımı gelir sana 20 dakikada 2 tane atar. Ne olduğunu şaşırsın, çevirmekte zorlanırsın takım olarak. O yüzden de ders gibi maç. Belli başlı hatalar ve defolar çok ortaya çıktı. Ve bence daha da önemlisi hoca çok net kimlerin %100 oynaması gerektiğini gördü bence. Yani belli başlı isimler olmadan Beşiktaş sahaya çıkarsa kadro kalitesi... Deli Ali olmayacak belli. Evet, kadro kalitesi Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in oyunu için yetersiz. O yüzden de en iyi oyuncuları oynatmak zorunda. Bir, Beşiktaş'ın bu seneki anayasasını söylüyorum. Bir, Gedson sahada olacak. Olacak. Doğru. Başka hiçbir çare yok ya, ben sana söyleyeyim. Gedson o sahada olmak zorunda. İki, Wout Weghorst ne olursa olsun 11'de olmak zorunda. Cenk'le beraber tabii ki. Tamam. Yani 3. Peki çift forvet kim yoksa? Cenk sol olur. Sağ olur. Weghorst önde olur. 4-4-2 olur. İkisi beraber oynar ama Beşiktaş'ın şu anda en büyük silahı Weghorst-Cenk ikilisi. Doğru. O yüzden de ondan doğru. Vazgeçmemek lazım. Doğru. 3. Arkada Emre Can, Necip falan filan hiç macera aramaya gerek yok. Oynarsa Sayıs, Tayyip Talha. Sayıs oynamazsa Tayyip Talha, Wellington hiç maceraya gerek yok. Bunlar Beşiktaş'ın bu sene yazılı olmayan kuralları olmak bence zorunda. Bence şunları yazmıştır ben evet, sana devre arasına kadar tabii ki. Devre arasında transferler gelecek zaten ama Beşiktaş'ın belli başlı yapı taşlarının çok bariz gözüktüğü bir maç oldu. Gerisi değişebilir. Redmond, bu arada Redmond da mutlaka tabii olmak zorunda. Muleka'nın solda olmadığını artık çok net bir şekilde gördük ve bence en önemli nokta Dele Alli. Yani Masuaku o da onun sakatlık problemi var, dizinde problemler ayrılacak var. Umut oyun ayrılacak gibi evet. Doğru. Umut çok iyi performans göstermiyor. Birçok problem var orada ama asıl hikaye Dele Alli. Çünkü Dele Alli olmayacak mı artık? Ya bence sen daha önce olmayacağını söylemiştin. Valerin İsmail'in de gitmesinde önemli 5 tane madde sayarsam ben onu da sayarım. Çünkü ısrarla üst üste 6-7 maç oynattı. O 6-7 maçta bir tane Ankara Gücü maçı galiba bir maç haricinde hiçbir katkı sağlamadı. Ve işin garibi Şanlıurfa Spor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler ama birincilik takımı değil değil mi? Değil. 2B. 2B. 2-6 evet. Sen Dele Alli'sin ve 2B takımına karşı topu ceza sahası önünde alıp doğru garip garip kayıplar yapıyorsun. Doğru. Sen burada da millet makara yapardı Türkiye Kupası'nda. Çıkartın işte atıyorum mesela Van Persie eleştirilirdi şey derlerdi. Çıkartın Van Persie'yi 5 gol atsın Türkiye Kupası falan. Çünkü Türkiye Kupası daha alt doğru. Takımlarla oynanan bir yer. Bunun makarası yapılırdı yıllardır. Demek ki makarası yapılmaması lazımmış. Yani Dele Alli'sin sen. Çıkıyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir katkı sağlayamıyorsun. Sağlayamadığın gibi çok kötü top kayıpları yapıyorsun. Dele Alli'nin probleminin motivasyon olduğunu ben biliyorum. Bir motivasyon problemi neyi var. Neyi motivasyon? Yani ne istiyor? Ben bunu konuştum profesyonellerle. Hocayla. Tamam. Ne istiyor söyleyeyim mi? Ne? Dele Alli duygularını biraz kaybetmiş. Bir de duyularını. Yani Dele Alli Sir Alex Ferguson'un Lampard ve Steven Gerrard gitti diye üzülmeyin. İngiltere milli doğru. Takımı Dele Alli var orada dediği Paris Saint Germain'in 100 milyon euro istediği Dele Alli Dünya Kupası'na gitmedi diye üzülmüyor. Umurunda değil. Maç kaybettiği için üzülmüyor. Hiçbir şikayeti yok. 28'de oyundan çıkarken dert etmiyor. Dert etmiyor. Tepki göstermiyor. Yani sen çıkart bakayım Kuvarecma'yı 28'de oyundan. Weghorst'u çıkart bakayım 28'de tabii. Oyundan. Çünkü adamın bir maç kaybetmişim. Kötü oynamışım. Gol kaçırmışım. Tepkisi yok. Bu arada takım içerisinde ben Antalya'da kendim şahit oldum. En güler yüzlü adam. En mutlu adam. Arkadaşları ilişkisi 4-4'lük. Rahat.
Yani böyle bütün antrenmanlara çıkıyor. Hocayla konuştum, hiçbir antrenman kaçırmıyor. Fiziken hiçbir sıkıntısı yok ama adamda bir her şey güzel ya ne oldu ki falan modunda. Ya bir de onda bir enteresanlık onda bir problem var. Onda mental problem var. Şimdi onda bir enteresanlık var. Şimdi şöyle ben böylesini de hiç görmedim. Şimdi yani Krasić geldi Fenerbahçe'ye. Dedik ki hani uçacak falan. Adam yürüyemiyor. İlk gün yürüyemiyordu. Gidene kadar da yürüyemedi. Evet. Şimdi bu adam ben böyle bir şey hiç görmedim. Bu adam koşu mesafelerine bakıyorsun. Hı-hı. Ya zannedersin ki o mesafelerle maçı aldı, götürdü, yıktı, kırdı falan ama koşunun dışında bu adam çok klas bir oyuncu. Klas dokunan, klas hiçbirisini yapmıyor. Bırakan klas. Yani önde klas, arkada klas, ortada klas bir oyuncu. Büyük oyuncu yani. Ama yani şöyle diyemiyorsun adama. Ya maçı bırak ya yürüyor sahada diyemiyorsun. Hayır, maçın içerisinde adam evet. Bir şey hani ama ya yetenek unutulur mu? Yetenek kaybolur mu? Ben bunda gördüm. Ben başka hiçbir oyuncuda görmedim böyle. Doğru. Bence asla artık en azından bir süre 3 maç, 5 maç artık denemesin kimse. Yani Şenol Hoca da bence denemez. Bu performanstan sonra. Böyle bir oyun şekli yok. Artık yavaş yavaş son 20 dakikaların oyuncusu olmaya doğru gidiyor. O yüzden de bence çok kızdı Beşiktaş taraftarı. Çok canı sıkıldı herkesin morali bozuldu ama bence mis gibi maç. Acayip ders yani. Hani evet. Ne olduğu konusunda. Bakış açın çok güzel. Doğru. Çıplak. Çıktı her şey. Gözüktü ne oldu? Röntgeni çekildi takımın. Bir de tabii ki Altay'a çok eleştiri yapıyoruz. Ersin yani hadi artık ya, bu kadar da düşemezsin yani. Hani bu kadar düşmemen lazım artık. Senin bir toparlama çok geç kalecisin sen. Sen 35 yaşında falan değilsin. Bu kadar geriye gitmeyeceksin. Sen ya herkesin Ersin'den beklentisi. Bak ben size söyleyeyim. Beşiktaş sözleşme imzaladı ya Ersin'le. Niye imzaladı biliyor musun? Neyi? Yani, ben bu oyuncuyu bir ilk sene çok iyi paraya satarım düşüncesiyle. Bu şekilde nasıl satacaklar seni? Sen bu şekilde nasıl Avrupa yapacaksın? Rıdvan gibi Avrupa'da oynamak istiyorsun. Ayaksa vermedi mesela Beşiktaş. Ama sen bu performansla böyle bir dünya yok. Çalışacaksın. Sen şampiyon kalecisin. Formanı kaptırdın. Sana şans geldi Urfa maçında. Antalya'da hazırlık maçlarında. Garip bir üzerinde ağırlık var. Yani bu kadar genç yaşta bu kadar bu hale gelmesi... Bana çok acayip geliyor. Ben o şampiyon olduğu sene Beşiktaş'ın açık konuşayım. Abi Beşiktaş bir 6-7 seneyi kurtaracak galiba dedim kalede. Ama bu daha ne? Birinci sene sonunda Ersin'in performansı düştü ve çıkmıyor. İşin kötüsü daha da aşağı gidiyor ne yazık ki. Peki Cenk Tosun benim en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesi son dönem. Doğru. En başta milli takım için. Hı. Tam böyle aşırı milli formda. Takımda 9 numara, santrfor, kanat forvet artık nerede isterseniz kullanabileceğimiz tarzı bir oyuncu. Kimse yanlış anlamasın. Neredeyse kalmamışken böyle iyi birine ihtiyaç varken Şenol Güneş imdada yetişti. Cenk Tosun'u aldı. Dedi ki Cenk Tosun Türkiye'nin en iyi santrforlarından forvetlerinden bir tanesi. Cenk Tosun işte burada dedi. 3 maç 5 gol 2 asist. Şenol Güneş yönetiminde. Peki, o zaman ben şunu sorayım. Sor bakalım. Valerian İsmail neden değerlendiremedi Cenk Tosun'u? Şenol Güneş ne yaptı? Fark ne? Yani sihirli değnek yok Şenol Güneş'te sonuçta yani. Yani böyle ya fark... dokundu, hop. Fırat'a mı sordun? İkinize soracağım. Yok, ben çok kısa cevap vereceğim için sana geçsin hemen. Bir oynattı, bir oynatmadı. Cenk'in oynamaya ihtiyacı vardı. Oynamaya başlayınca kendini gösterdi. Aslında hikaye bu. Yani Cenk, Valerian İsmail döneminde hazır değildi. O zaman da hazırdı. O zaman da çalışıyordu. O zaman da hırsı vardı. Hatta o hırsından dolayı kırmızı kart falan gördü. Şenol Hoca geldi. Ben sana güveniyorum. Oynaydı. Başka bir cevap gelecek. Sanki gözlerinden anladım Orta Barış Yurdu Sever'in de. Milli takımda da Hamit Altıntop aynı şeyi yapıyor. Şimdi şöyle. Olayları farkında olmadan, kötü niyet taşımadan... Kendileri yöneteceklerini yönetebileceklerini zannediyorlar. Şimdi bu doğru bir şey değil. Milli takım dediğin anlamadım. Milli takımda da aynısını Hamit Altıntop yapıyor. Şimdi milli takıma bir... Neyin aynısını yapıyor? Özür dilerim. Anlatıyorum. Ha tamam peki. Milli takıma bir teknik direktör seç dediler Hamit Altıntop'a. Ya gidersin Löw'ü alırsın, atıyorum Magat'ı alırsın, bir ismi alırsın. Hamit Altıntop kendinin yöneteceği bir teknik direktör seç. O yüzden milli takımda büyük sıkıntılar yaşıyoruz biz. Şimdi aynısı Beşiktaş'ta da oldu.
Sayın Ceyhun Kazancı, Beşiktaş tecrübesini henüz yaşayıp henüz üst seviyelere getiremeden, gelmeden sadece içindeki Beşiktaş sevgisiyle beraber rahat, huzurlu bir ortam bulurum diye de Valerian İsmail tercihini yaptı. Tercih yanlış değildi. Olabilir. O tercihlere saygı duyarım. Ben yanlış diyecek kadar futbol otoritesi değilim. Ama ondan sonra olanları ben çok iyi takip ediyorum. Ben diyorum, soyunma odasından geldim ben. Ben anlarım. Çünkü üçlü İsmail gitti, dörtlü İsmail geldi. Çok çabuk geçti. Adam diyor ki 180 maçtır, 170 maçtır ben üçlü oynuyorum. Sampdoria mı, Florentina'ya mı? Kime yenildi? Sampdoria'ya yenildi diye Beşiktaş, değil mi? Sampdoria maçında döndü. Önce. Ondan önce bir baskılar falan filan. Hoca oradan oraya döndü. Şimdi Cenk konusu çok net. Ben sezon başında şimdi hoca bir şeyi görüyor. Oyuncunun oradaki antrenmanda Cenk'in ne kadar hırslı olduğunu falan. Ama bir şey var. Ya bu adam bu kadar futboldan uzak, Bayern Münih'te oynamış, Werder Bremen'de şampiyon olmuş bir adamın bu kadar yani görmemesi, antrenman performansını görmemesi, değerlendirmemesi mümkün olabilir mi? Bunun altında başka şeyler oldu. Nedir? Hocaya çok müdahale olundu. Müdahale edildi. Zaten daha baştan adama çarşamba günü gelip cumartesi günü şampiyon, lider takıma üçlü oynayan, dörtlüden ben üçlü oynayacağım kardeşim deyip maçta da üstün olan Valerian İsmail transferlerinde tam üçlü üzerine tamamlarken neden dörtlüye döndü? Müdahaleyle döndü. Seyirci baskısıyla değil, müdahaleyle. O seyirci baskısından korktu Ceyhun Bey. Tamam. Ve oradan aman ne oluyor bir panikle dönüldü. Şimdi bunlar üst üste geldi, üst üste geldi, üst üste geldi. O müdahalelerle Beşiktaş karıştı. Cenk gibi bir oyuncu sahanın içerisinde ya orada işte ya hocaya bir şey demiştir ya Ceyhun Kazancı'yla bir sıkıntı olmuştur. Ondan sonra işler bozulmuştur. Olmaz. Bakın Beşiktaş'ı yönetmek başka bir şey. Katılmıyorum. Yıldız oyuncuyu yönetmek başka bir şey. Hocayı yönetmek başka bir şey. Mental olarak bunlar düşürüldü mü diyorsun Cenk Tosun? İstemsiz bir şekilde de olsa. Tabii yani Cenk gibi bir oyuncu. Cenk hazır milli takımda o zamanlar değil mi? Milli takımda da çağrılıyordu. Şimdi Cenk gibi bir oyuncudan yararlanmamak. Karagümrük maçında aklı sıra güya cezalandırıyor. Son bir dakika yok ısın yok gel git falan. Bunlar küçük şeyler. Bunlar ya bunlar yapılacak şeyler değil. Cenk gibi oyunculara yapılmaz bunlar. Katılmıyorum. Ondan sonra atar golleri sayarsın tribünden sen. Olmaz. Öyle olmaz. Önemli olan yöneten, yönetici. Bak ben Ceyhun Bey'i şeyde basın toplantısında Şenol Hoca'ya karşı, Şenol Hoca bizim benim için çok değerli bir isimdir. Ama orada bak hakkını verdim, haksızlık yapılmıştır. Ben olsam orada çıkar derdim ki hoca yanlış konuşur. Biz hocayı takımın başına getirdik. Kendi başımıza değil der. Burada müdahale ederdim. Ceyhun Bey'e haksızlık yapıldı. Ama Cenk konusunda darmadağın olan ortamda Cenk de yok oldu. Biz bunu şeye sorduk. Bir röportaj yaptık Antalya'da. Evet. Der mi ya? Ceyhun Bey'e sorduk. Daha sonra da konuştuk. Bence oradaki sıkıntı yani Ceyhun, yani sen diyorsun ki Ceyhun Kazancı Cenk'i oynatmadı gibi bir şey söylüyorsun ya, neredeyse. Bak müdahale edildi, ortalık karıştı. Üçlüye dönüldü, üçlüden dörtlüye geçildi. Büyük oyuncular karıştı. Yani ortam karıştı ve orada bir mutsuzluk oldu. Ben onu demek istedim. Düzen bozuldu der gibi söylüyorum. Evet. Şimdi bak oradaki sıkıntı ne söyleyeyim mi? Beşiktaş Valerian İsmail'i Sayın Ceyhun Kazancı belli idealler doğrultusunda getirdi. Belli bir oyun oynatmak istedi. Belli bir şey yapmak istedi ama bence orada göremedikleri şey hocanın karakteriydi. Tabii bu da bu arada scout'un iş tanımına girer. Karakterine de bakacaksın. Ama hoca o sert stoper, eski stoper, güçlü, iri yarı o güçlü görünüşün altında hocanın ne yazık ki çok fazla dik duramadığını gördük. Hmm. Yani yönetilebilir olması da aslında yine doğru. De hocanın hatası. Doğru. Sen bak doğru. Ne olursa olsun. Eğer aynı şeyi dedik şimdi. Aslında mesela yani Ceyhun Kazancı müdahale etmedim diyor. Yönetim müdahale etmedik diyor. Hoca kendi kendine üçlüden dörtlüye döndü diyor. Yani beni yanlış anlamasın kimse. Yani sen Bayern Münih'te stoperlik yapıp kupalar kaldırdıysan, geçmişinde büyük bir kariyer varsa vesaire varsa abi gerektiğinde Ceyhun Kazancı'yı da dinlemeyeceksin. Yönetimde dinlemeyeceksin.
Ben Valerian İsmail'im. Benim geçmişim bunlar var. Bunlar var. Ben kardeşim üçlü oynatıyorum. Sampdoria'da üçlü, Liga'da üçlü diyebileceksin. Peki, orada Fırat, bir sen şuna inanıyor duruş musun? Duruş problemi var bence hocanın. Hoca o dev görüntüsün altından bir minnoş bir şey çıktı hocanın. Yani hoca çok kolay etkilenen, çok fazla tepkiden, sosyal medya olsun. Ceyhun Bey etkilemiş midir bilmiyorum. Etkilemedim diyor ama olabilir Barış Yurduseven'in dediği de. Yönetimden bir şey gelmiş midir? Yapmadık diyorlar. Olabilir mi bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle sen geliyorsan oraya, Beşiktaş'ın hocasıysan tabii ve geçmişinde böyle bir kariyer varsa sen abi etkilenmeyeceksin. Sen hazırlık maçına falan şey çok doğru söylüyor. Türkiye'ye geldi. 3 gün sonra Türkiye'nin en formda takımına karşı 3 günde yaklaşık 16 yıldır 4'lü oynayan takımı 3'lü oynattın. Takım da bayağı iyi oynadı. Çok iyi oynadı Beşiktaş. Sen çok. Daha sonra yok Sampdoria hazırlık maçında kötüymüş falan. Buradan dönmeyeceksin. Beşiktaş idare heyeti, teknik heyeti hocanın bence karakterini hesaplayamadı. Göremedi yani. Geçiyorum başlı sen. Ne soracaksın? Onu soracaktım. Tam o işte yani sence Fırat Trabzon'a 2 günde üçlü oynayan adam yani döner mi dörtlüye yani? Orada müdahale oldu ona. Müdahale olsa onun zaafı, hatası. Tamam, onun zaafı ama müdahale oldu ya. O yüzden bundan yani sonra da ben iyi hoca olacağını düşünmüyorum bu arada. Evet. Yani böyle dışarıdan müdahale açıksan iyi hoca olamazsın ya. Belki orada raconu keseceksin artık. Kendisi adına bundan sonraki süreçte daha farklı davranır. Kırılma. Keşke başka yerde alsaydı o dersin. Keşke başka yerde alsaydı o dersin. Galatasaray'a geçiyorum. Var mı? Geçelim. Geçelim.